Bu videoda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Katıl butonumuz aktif olup katıla dahil olarak istediğiniz hisse senedi, kripto para, forex pariteleri ve emtia teknik analiz talebinde bulunabilirsiniz. Yine bu videonun açıklama ve yorum kısmında yer alan Binance Global ve Binance Türkiye %10 komisyon indirimli linklerimize tıklayarak dünyanın en güvenli ve en yüksek hacimli borsasına kaydınızı yaparak 7/24 yüzlerce kripto paranın alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Değerli dostlar, tekrar merhabalar. Bu kısa videoda sizlerle Chainlink, LINK USDT teknik analiz çalışmasını yapmış olacağız. Biraz detaylı olacak kısa ama detaylı. Haftalık bakacağız değerli dostlar. Logaritmik bakacağız, lineer bakacağız ve de daha sonra günlük ve de iki saatlik şekliyle analiz çalışmamızı sürdürmüş olacağız. Evet, Chainlink benim 2022 yılında favori kripto paralarımdan bir tanesi değerli dostlar. Grafiğimizi şöyle sıfırladığımız zaman teknik açıdan sizler de bu sürece hak payı vereceğinizi düşünüyorum. Haftalık grafiğimiz Şimdi haftalık grafikte şöyle bir baktığımız zaman e, link de değerli dostlar neler görüyoruz? Şöyle bir bakalım. Öncelikli olarak e, bizim için esas olan trenddir diyoruz ve trend ışığında baktığımız zaman şöyle temiz ve berrak bir trendinin olduğunu şöyle şahane bir yükselen kanal trendi var diyebiliriz. Chain link için arkadaşlar ki bunu şimdi net bir şekilde göreceksiniz. Bakın şöyle düzenlediğimiz zaman. Evet tam da nokta atışı şeklinde neredeyse arkadaşlar gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Değerli dostlar burada chain link bakınız haftalık grafiğimizde oldukça önemli bir noktanın yer aldığını. Bakınız 22 Nisan 2019'da başlayan Hareketin ortalama 44 sentlerden bakınız. Tepe noktası 4.78 sent, 4.78 dolar. Evet, burada ciddi bir artış söz konusu. Akabinde bir düşüş ile, bakınız daha sonra bir 36 lara geliyoruz. 9 Mart 2020'de tekrar buradan güç alıp arkadaşlar bu sefer 20 dolar bantları Tekrar 50'ye doğru çekilip 8-30 dolar bantlarına gelip akabinde bakınız 53 dolarları test ediyoruz arkadaşlar. Bu banttan tekrar bir geri çekilme ve neredeyse majör destek noktası tekrar test edilmiş durumda. Evet görüyorsunuz net bir trend içerisinde bakınız bir kanal trendi içerisinde devam eden bu hareket dizininde bizim daha önceki tablolara aslında benzerliklerimizin olduğunu da göreceksiniz burada. Bakınız şu noktada kırılımla beraber hatta retestinde yaparak bakınız yukarı doğru hareket devam ediyor. Yine aynı şekilde bakınız benzeri görüntüleri görüyoruz. Bakınız yukarı doğru hareket devam ediyor. Bu noktada geldiğimiz durumda henüz bir kırılım gelmiştir diyemeyiz ama kırılım noktasının aşamasındayız. Bakınız burayı tekrar test edebilir. Evet tekrar bir geri çekilme olabilir ama totalde bizim senaryomuzun olumlu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakınız burası 1, 2, bakın yukarı doğru gidip üçüncüsünde yine bu devasa yükselişi görüyoruz. Bakınız bu bölge 1, 2, yukarı doğru kırılıp tekrar bir dip çalışması yapabilir ve akabinde çok çok yukarılarda arkadaşlar 200'lü rakamlara doğru bir hareketin gelme potansiyelini ben bu trend bozulmadığı müddetçe söz konusu olabileceğini teknik ve matematiksel olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, LINK USDT 200 dolar olacak mı diyebiliriz bu videonun başlığına. Evet, ilerleyen zaman dilimi içerisinde bu e, teknik, e, matematiksel döngü içerisinde bizim 200 dolar olmamızı engelleyecek bir tablo ancak bu trendin bozulması şeklinde olacaktır değerli dostlar. Destekleri ve dirençleri şöyle fiyat akışını gördüğünüz zaman sizler de hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Evet görüyorsunuz döngümüz 43 centlerden 4.48 4.34'e pardon 1.34'e bir düşüş. Akabinde 20.45 bakın 53.47 işte 15 dolar bantları ve sonrasında tekrar hareketin yukarı başladığına şahitli gidiyoruz. E, teknik açıdan biz ilerleyen zaman dilimi içerisinde bakın şuradaki e, katlarına baktığımız zaman 4 çarpı 5 20 dolar şeklinde bakın matematiksel döngü arkadaşlar e, yer alıyor. E, burada daha sonrası bu noktayı saymaz isek tepe noktası 20 çarpı 4 200 şeklinde bakınız bu ortalama bakınız şu süreci biz yaşayabiliriz arkadaşlar. Evet ortalama bu süreç e, matematiksel olarak söz konusu olabilecek ihtimaller ışığında diyebiliriz. Evet e, linkteki haftalık ve logaritmik ölçeklendirme ile baktığımız zaman böyle bir senaryum söz konusu idi. Şimdi gelelim günlük grafikte biraz da arkadaşlar şöyle günü birlik bakalım. Burada yine teknik açıdan baktığımız zaman şöyle bakınız ana destek çizgisinin çok net bir şekilde çalıştığını yapıyoruz? Şahitlik ediyoruz arkadaşlar. Bakınız bu destek bizim çok şahane çalışan bir desteğimiz. Kullanılayıp ben en tepe noktasına koyduğum zaman bakınız burada bizim yukarıya doğru gidecek çok büyük potansiyellerimizin olduğunu söyleyebiliriz. Evet biraz önce logaritmik baktık. Uzun soluklu baktık arkadaşlar. Bakınız linke logaritmik ve uzun soluklu baktık. Bakınız burada bir kanal trendi çiziyoruz ve geldiğimiz nokta 60 dolarlarda. Peki logaritmikte ne için farklıydı bu? Burası arkadaşlar logaritmikte tabii ki farklı olacak. Uzun soluklu baktık biz burada birazcık e, gündelik olarak baktığımız zaman destek noktasından gelen bir dönüş ve yukarılarda 60 dolar bantları şu andaki trend içerisinde gözüken noktadır arkadaşlar. Evet bir de şuradan düşen kırılımına baktığımız zaman bakın şöyle bir e, senaryo içerisinde gidebileceğimizi söyleyebiliriz ee, bakın şimdi arkadaşlar burada e, direnç noktasına temas ortalama e, 31 dolar bantlar 31.50 dolar bantları dirence temas kırılırsa yolculuğumuz devam Ancak buradan olası geri dönüşlerde tekrar üçüncü bir dip çalışması yapabilir yani 16'lı 17'li rakamlar tekrar test edilebilir uzun soluklu pozitif ee, kısa soluklu da direnç noktası 31 32 bantları buraya temas edip düzeltme ve da buranın kırılması şeklinde takip etmiş olacağız arkadaşlar Evet e, senaryomuz bu şekilde oldukça olumlu pozitif bir bakış açımız var Sizler her zaman şunu söylüyorum geçmişteki e, önemli destek noktaları karşımıza direnç olarak çıkabiliyor e, babında baktığımız zaman bu çizgiye bir şekilde temas edebiliriz arkadaşlar. Bakın daha önce destek 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 olarak çalışmış kırılmış satış. Şimdi hareketli ortalamalarda bakın 20 50 ve de 200 günlük hareketli ortalamaların kesişmesi bizim burada yukarı yönlü bakınız en azından şu bölgenin şöyle bir testi demek. Nedir? İşte 38 dolar bantlarını böyle kısa süreliğine karşımıza teknik bir hedef olarak çıkartıyor arkadaşlar. Evet. Link OSD'deki tablomuz bu şekilde. Peki gelelim. 2H yapalım buraya. 2 saatlik görüntüde neler var? Şimdi de ona bakalım. Bakınız haftalık baktık. Uzun soluklu düşüncemizde ne çıktı karşımıza? Yani link bir 200 dolar olabilir. Matematiksel olarak bunları görüyoruz. Günlükte bakıyoruz link 60 dolar olabilir. Matematiksel olarak bunları gördük. Peki iki saatlik grafikte seyir nasıl devam ediyor şimdi baktığımız zaman iki saatlik grafikte değerli dostlar hareketli ortalamaların e, çok güzel bir alım ürettiğini diplerin artık bu sert düşüş sonrası diplerin daha yukarıda tepelerin daha yukarıda oluşmasıyla trendin iki saatlik de e, yükselen bir kanal trendi içerisine girdiğine ne yapıyoruz şahitlik ediyoruz şimdi şuradan şu hususa bir bakalım Evet Grafimizi sıfırlayıp şuradan sizlerle bir e, arkadaşlar 2 saatlik bazla bir e, trade mantığı paylaşmak istiyorum. Tabi burada mutlaka stop loss noktamız olacak. Evet şu şekilde aldığımız zaman hemen şu kısmı iki katı şeklinde stop loss'a çeviriyorum. E, buradaki e, miktarımız arkadaşlar 166 olarak karşımıza çıkıyor. Bunu 322 yapacağız şu şekilde. Evet, buradaki hareketin ortalama stop loss noktası arkadaşlar 25 46. Şimdi şu kısmı da 1'e 3 oranında alıyorum. Pardon, pardon, pardon. Şurası şöyle bozuldu. Evet. Şurayı alıyoruz. Bir saniye arkadaşlar, şunu tekrar yapalım. 200 330 yapıyoruz burayı. Evet. Şu şekilde bir teknik beklenti arkadaşlar buradaki saatlik bazda hemen fiyat etiketlerini yapıştırıp şu şekilde bırakmayı düşünüyorum. Bakınız. Evet böyle bir beklentiyle arkadaşlar e, benim buradaki beklentim e, 25 e, 31 bantları stop loss noktası ortalama şöyle 25 25 diyelim ortalama e şöyle bir beklentim var teknik açıdan şunu da kaldıralım buna da gerek yok evet şöyle yapalım evet 25 destekli 38 teknik hedefli takip edilebilir arkadaşlar. Evet. Link 25 destekli 38 teknik hedefli takip edilebilir. Grafimizi şöyle bir sıfırlayalım. Yine iki saatlik grafik bazında baktığımız zaman şurada şu döngüye de dikkat edelim. Bakınız tepeler sabit. Şimdi dipler daha yukarıda. Şimdi derler ki simetrik üçgen formasyon pardon. Simetrik üçgen formasyonu her iki yöne kırılabilir. Yükselen üçgen formasyonu genelde aşağı kırılır alçalan üçgen formasyonu yukarı kırılır. Arkadaşlar böyle bir e, birebir bu şekilde uyuşan bir e, tablo oluşamaz. İstisnaları vardır. Burada da bakınız ne yapabiliriz? Mantık yürüttüğümüz zaman şunu diyebiliriz. Sürekli daha yukarıda bir alıcıyla karşılaşıyor link. Ve bu alıcı bu direnç noktasını kırmayı başarabilirse ki şu anda kırmış gözüküyor. Buranın yukarı yönlü teknik bir hedefi vardır ve bu teknik hedef şu derinlik kadar aldığımız zaman hemen şuraya şöyle kullanmayalım sadece şu oluşumun teknik hedefi ortalama 32 80 bantlar arkadaşlar ki burayı şöyle alalım buranın teknik hedefi 32 70 38 32 80 bantlarına denk geliyor şimdi burada farklı oluşumlara baktık haftalıktan günlükten geldik 2 saatlik grafiğe iki saatlik grafikte de ben iki formasyon oluşumu devreye soktum bunlardan Dilediğinizi alabilirsiniz Ben riskimi biraz daha aşağılarda tutabilirim diyorsanız arkadaşlar burada sizin için e, ortalama 25 31 bantları 25 30 bantları bir destek noktasıdır Yukarıda ise teknik hedefiniz 38-50 bantları. Bu birinci teknik hedeflerimiz. Diğeri ise stop loss noktasını şöyle 27-40'lara koyarak bakın 32-33 bantları teknik hedefli ne yapabilirsiniz? Yolculuk yapabilirsiniz. Tercih sizindir. Kesinlikle burada bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını zaten başta söylüyoruz. Linkteki trade mantığını böyle 2 saatlik grafikte özetledik değerli dostlar, umarım burada ilk etapta 33 bantları ve daha sonra günlük grafikte baktığımız zaman 60'lı rakamlar ve uzun soluklu 200 dolar bantları linkteki teknik hedef olarak karşımızda matematiksel veriler olarak durmakta. Evet, şimdilik anlatacaklarımız bunlardan ibarettir değerli dostlar. Tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yasal uyarı bu kanalda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. YouTube Traderman kanalımızda kullanılan kaynaklardaki herhangi bir hata, ve eksiklikten dolayı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve veya dolaylı zararlardan YouTube Traderman X kanalımız hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.